Merhaba. Bir takipçim unbeaten ve beaten fiillerini sormuş. İkisi de Türkçe'ye teklif etmek, sunmak şeklinde çevrilebilir ama Almanca'da farklı durumlarda farklı fiiller kullanılıyor malum. Bunda da geçerli. Unbeaten ne zaman kullanılıyor? Unbeaten benim bir şeyim var. Ben bunu sana sunuyorsam, sana vermeyi teklif ediyorsam burada unbeaten kullanıyoruz. Mesela Das Kaffee bietet heute seinen Gästen leckere Torten an. Yani bugün kafe ne yapıyormuş? Müşterilerine, misafirlerine lezzetli yaş pastaları sunuyormuş. Okey? Yani bunu üretmiş, bundan alabilirsiniz diye size de teklif ediyor. Kafenin bir parçası değil bu pasta. Okey? Yani kafeye gidince otomatikman ona da sahip olmuyorsunuz. Ama Beaton'da bir şeyi git kafe olsun mesela gittiğiniz zaman direkt o şeye de sahipseniz o zaman o durumda beaten'ı kullanırız. Mesela kafeye gittiğiniz zaman otomatikman güzel bir atmosfere sahip oluyorsunuz. O zaman burada beaten kullanılabilir. Veya Die Stadt bietet zahlreiche Sportmöglichkeiten. Yani şehir sayısız birçok spor imkanını sunuyormuş. Değil mi? Burada şehir bu imkanlara sahip. Ama onun bir parçası onu bize vermiyor. Biz ondan faydalanıyoruz. Denize girme imkanı vardır mesela, dağa tırmanma imkanı vardır mesela gibi. Okey? Burada bir şeyi bize vermek değil, onun parçası olan bir şeyden faydalanmak söz konusuysa beaten'ı kullanıyoruz. Burada şehir bu imkanlara sahipmiş, onun bir parçasıymış bu imkanlar. Biz de onlardan faydalanıyoruz. Şimdi sıra sende. Sen de bu cümlenin Almancasını yorumla yaz.